Kanal Çare'den herkese iyi akşamlar. Bugün 6 Eylül 2024 Cuma, Almanya'daki gelişmelerle karşınızdayız. Önce her zaman olduğu gibi başlıklar. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün Almanya'da Şansölye Olaf Scholz'la görüştü. Detaylar birazdan. Değerli izleyiciler, Almanya'daki suç oranlarında rekor seviyede artış var. Suç oranlarındaki artış raporlara yansıdı. Hangi suçlarda artış var? Detaylar birazdan bültenimizde olacak. Diğer taraftan değerli izleyiciler, Almanya'da yine ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor Almanya'da. Son zamanlarda çok fazla sayıda Almanya'da sel oldu. Yine Almanya bugün de sele teslim oldu. Münih'te gerçekleştirilen saldırganın faili de belli oldu. Saldırgan bakın hangi ülkeden çıktı. İlk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ilgili gelişmelere birlikte bakalım. Zelenski Scholz'la görüştü. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein'da bulunan Amerikan üssünde düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la da görüştü. 50'ye yakın üye ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantı öncesi Zelenski ile Scholz bir araya geldi. Frankfurt'ta iki lider arasında yapılan bu görüşmede Almanya'nın Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için orta ve uzun menzilli füze vermeyi sürdürmesi de görüşüldü. Ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak iki tarafta açıklamada bulunmadı. Almanya Ukrayna'ya silah desteği vermeye devam ediyor ve bu da Rusya'nın tepkisini çekmeye devam ediyor. Yine Rusya'dan da bu gelişmelerin karşısında Almanya yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Münih'te dün bir saldırı gerçekleşmişti. Saldırının detayları belli oldu. Alman medyasında yer alan bilgilere göre 2006 yılında Avusturya'da doğan zanlının son olarak Salzburg yakınlarındaki Neumarkt'ta yaşadığı öğrenildi. Ailenin Bosna-Hersek'in kuzeydoğusunda bulunan Tuzla bölgesinden geldiği belirtildi ve Bosnalı olduğu açıklandı. Zanlının Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü Cebhat al-Nusra'yı desteklediği iddia ediliyor. Ayrıca Avusturya makamlarının zanlının Suriye'deki radikal gruplara yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürüttüğü de bildirildi ve güvenlik önlemleri Almanya genelinde artırıldı. Avusturya Haber Ajansı zanlının yüksek riskli tehlike arz eden bir şüpheli olarak değerlendirilmediğini duyurdu. Ancak zanlının telefonunda ve bilgisayarında terörist düşüncelerle bağlantılı veriler bulunduğu belirtildi. Salzburg Savcılığı'nın Nisan 2023'te soruşturmayı kapattığı ve olayın ardından zanlının polis tarafından takibe alınmadığı kaydedildi. Soruşturmayı yürüten Alman Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Merkezi zanlının motivasyonunu araştırmayı devam ediyor ve bu zanlının da Bosna-Hersek kökenli bir kişi olduğu belirlenmiş oldu. Değerli izleyiciler, Almanya'da Volkswagen krizi devam ediyor. Almanya, Volkswagen'ın fabrika kapatma ve işten çıkartma planlarına karşı çözüm arıyor. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, pazartesi günü yaptığı açıklamada tasarruf tedbirlerini daha da sertleştireceğini ve 30 yıldır geçerli olan iş güvenliği anlaşmasını feshedeceğini duyurmuştu. Şirket, zorunlu işten çıkarmaların artık masada olduğunu ve hatta fabrika kapatmalarının bile gündemde olduğunu belirtti. Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Avrupa otomobil pazarındaki zorluklar ve Alman üretim tesislerinin rekabet gücünün azalması nedeniyle bu kararların alındığını söyledi ve her şeye denemeliyiz açıklamasında bulundu CEO. Diğer taraftan IG Metal Başkanı Christian Banner ise otomotiv devinde 4 günlük çalışma süresinin yeniden uygulanabileceğini belirtti. İstihdamı korumak için hiçbir şeyi denememekten kaçınmamalıyız diyen Benir, çalışma süresinin kısaltılmasının olası seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Benir ancak bu adımın atılabilmesi için işveren tarafının bu fikre sıcak bakması gerektiğini belirtti. Değerli izleyiciler, Çin her alanda piyasaları ele geçirmeye devam ediyor. Almanya'daki otomobil fabrikaları artık Çin'in gerisinde kalmaya başladı ve Almanya'da özellikle elektrikli araçları teşvik ve normal dizel ve benzin araçların trafikten men edileceği düşünceleri fabrikaları derinden etkiledi. Özellikle Almanya'daki ekonomik krizin etkileri otomotiv sektöründe görüldü. Önümüzdeki günlerde Almanya'daki otomotiv devinde çok sayıda kişi işten çıkartılacak ve birçok fabrikanın kapatılacağı belirtiliyor. Yine değerli izleyiciler, Almanya'nın çeşitli bölgelerinde yine seller vardı ve Almanya sele teslim oldu. Almanya'nın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar geniş çaplı su baskınlarına yol açtı. Bremen'de çarşamba akşamı itfaiye 400'den fazla acil durum bildirimi aldı. Yoğun yağışlar bir saat içerisinde metrekareye yaklaşık 60 litre suyun düşmesine neden oldu. Ve bu genellikle bir ayda yağan yağış miktarına eşdeğer. Olayın ardından 13 gönüllü itfaiye ekibi ve THV'nin tüm birimleri fırtınanın yarattığı zararları kontrol altına almak üzere görevlendirildi. Profesyonel itfaiye teşkilatı şehirde temel korumak sağlamakla meşguldü ve acil durum çağrılarının yönetimi için tüm komuta noktalarında personel görevlendirildi. Aşağı Saksonya'daki Oldenburg şiddetli yağışlar sonucunda birçok sokağın kısa süre içerisinde su altında kaldığı bildirildi. Lavabolar ve metrolarında su altında kaldığı belirtilirken kanalizasyon sisteminin su hacmiyle baş edemediği kaydedildi. Hamburg'un Morfit bölgesindeki bir gemide fırtına sırasında 6 kişi yaralandı. Güney Aşağı Saksonya'da ise şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu. Bavyera'da su baskınları yaşandı ve Bavyera'nın birçok noktasında su baskınları da etkili oldu. Değerli izleyiciler, Almanya suç ülkesine dönmüş durumda. Almanya'da organize suçlarda tarihi artış rakamlara yansıdı. Almanya'da organize suçlar sebebiyle yaşanan maddi kayıplar 2023 yılında rekor seviyeye ulaştı. Federal Kriminal Dairesi'nin açıkladığı verilere göre organize suçlardan doğan zarar tam 2,7 milyar euroyu buldu. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla 2 katından daha fazla ve son 10 yılın ortalamasının oldukça üzerinde. Özellikle siber suçların sebep olduğu zararların büyük bir artış gösterdiği belirtilen rapora göre 1,7 milyar euro ile toplam zararın neredeyse 3'te 2'sini siber saldırılar oluşturdu. BKA'ya göre suçluların şifreli iletişim tekniklerini kullanması kimliklerinin tespit edilmesini son derece zorlaştırıyor. BKA ayrıca birçok suç örgütünün ateşli silahlara erişim sağladığını ve bunun şiddet tehdidi potansiyelini arttırdığını da vurguladı. Suç çeteleri tehditten adam kaçırmaya, tecavüzden cinayete kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Çeteler hem kendi üyelerine hem de rakip grupların ailelerine saldırılar düzenliyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, organize suçların topluma ağır bir şekilde zarar verdiğini ve bu nedenle sert önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi. Artan soruşturmalar da dikkat çekici. 2023 yılında organize suçlara yönelik başlatılan soruşturma sayısı 639'dan 642'ye çıkarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu davaların %41'i uyuşturucu suçları ile ilgili, insan kaçakçılığına dair ise 58 ayrı soruşturma açıldı. BKA'nın yanı sıra Federal Polis ve Gümrük İdaresi de organize suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor. Rapora göre toplam 7.347 şüpheli tespit edilirken davaların çoğunda yurt dışından gelen suçluların da yer aldığı ifade ediliyor. Almanya'daki her gün yaşanan olaylar rapora da yansımış durumda. Peki bunun nedeni ne? Almanya'ya kontrolsüz bir şekilde gelen kaçak sığınmacılar, kaçak göçmenler ve Almanya'daki artan aşırı sağ. Hükümetin ciddi anlamda tedbirler alması gerekiyor. Yoksa Almanya maalesef Texas gibi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Hükümet radikal kararlar aldığını açıkladı ancak henüz uygulamada bu kararların etkisini görebilmiş değiliz. Değerli izleyiciler, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin de bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. TikTok'tan takip edenler de bizi takip etmeyi unutmayın.